Bu akşam benim için biraz zor bir yayın sevgili seyirciler. Çünkü çok yakından tanıdığım, çok sevdiğim, ağabeyim kadar sevdiğim Türkiye'nin çok değerli isimlerinden, yüz akı isimlerinden birini Avukat Haluk Pekşen'i, CHP eski milletvekili Sayın Pekşen'i kaybettik. Dün toprağa verdik Haluk Pekşen'i. Onunla başlayacağız yayına. Onun da takipçisi olduğu konularla gündemimize devam edeceğiz. Haluk Pekşen'le ilgili bir kısa VTR var. Onu izleyelim. Üzerine konuşalım. Gündemi ise ne olacak bu ülkenin hali? Parlamentonun gündemiyle yurttaşların, vatandaşların gündemi arasında hiçbir benzerlik yok. Parlamentonun derdine bir bakar mısınız? Yeni anayasayı konuşuyoruz. Yeni anayasaya bakıyorsunuz, Abdullah Öcalan. Yani Devlet Bahçeli Bey'in deyimiyle İmralı canisinin yazdığı anayasa. Yeni anayasa burada. Bir dış politika ayıbıdır bu. Buna daha ağır bir cümle söylemek istemiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Eğer Birleşmiş Milletler'den parayı alamadıysanız Türkiye'nin dış politikası vahim demektir. Aldığınız parayı, vatandaşın parasını gasp ettiyseniz, vatandaşı ödemeyip de ona kredi gibi gösteriyorsanız bu klasik bir AKP politikasıdır. Buna sözümüz yok. Hukuk geliyor sizi buluyor. Yani eğer yasalarla hukuk adalet adına konuşmak istiyorsanız kaçma şansınız yok. Meslekte de çok da fazla bu konuda toleranslı olma şansınız da yok. En durduğum kaşlarım iyi, babam iyi, babam iyi. Babani mi öldürdüm? Öldürdüm kaşlarını, öldürdüm kaşlarını. Babani, babani, babani mi öldürdüm? Kız kabinin önüne oy, sereceğim kimi? Kız kabinin önüne oy, sereceğim. Evet, bu dünyadan bir Haluk Pekşen geçti sevgili seyirciler. Türk siyasetinin yüz akı isimlerinden biriydi. Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon milletvekilliğini iki dönem yaptı. Ve o iki dönem boyunca, kısa süren iki dönem boyunca çok büyük yolsuzluk dosyalarını açığa çıkardı. Onların takipçisi oldu. Yılmaz bir Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısıydı. Atatürk devrimlerinin savunucusuydu. Projeleriyle Türkiye'nin geleceğine söz söylüyordu. Çok değerli bir isimdi, çok değerli bir aydındı ve en verimli olduğu dönemde hayatını kaybetti. Sevenleri de büyük şok yaşadılar bu kayıptan dolayı. Şimdi programımıza Haluk Pekşen'in de aslında dostları olan ve bizim de Tele 1 ekranlarında sıkça düşüncelerine, görüşlerine yer verdiğimiz değerli isimler var. Onlarla Haluk Pekşen'i konuşacağız. Sonra da gündem başlıklarına devam edeceğiz. Berhan Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili. Turan Çömez, AKP eski milletvekili. Ve Ufuk Söylemez, ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı. Berhan Şimşek'le de uzun yıllara dayalı bir dostluğu vardı Haluk Pekşen'in. Berhan Şimşek, sizinle başlayalım mı? Haluk Pekşen'le ilgili neler söyleyeceksiniz? Haluk abiyi nasıl bilirdiniz? Bu kayıp ne anlama geliyor? Ne diyeceksiniz? Evet, bu dünyadan bir Haluk Pekşen geçti. Haluk'la ben milletvekilliğimin birinci veya ikinci yılında yüz yüze tanıştım. Bir gün sekreter kardeşimiz, bir avukat arkadaşım benimle görüşmek istediğini söyledi. Olur dedim, randevu verdik. Neyse geldi gününde. O gün aleni soru önergelerim ortada olduğu için 305 tane soru önergesi vermiştim. Türk standartları enstitüsüyle ilgili bir soru önergem vardı. Haluk da biraz önce ifade ettiğin gibi siyasetin, aktif siyasetin içinde olmasa da ülkenin her haliyle, her meselesiyle ilgilenirdi daha siyasetin içinde değilken. Randevuyu aldı, geldi, evet. Oturdu. Dedi ki evet doğru bir yerden bir şey, bununla ilgili ben de yardımcı olmak isterim. Ve bir randevuleştik, buluşalım bir kez daha etraflıca. Çünkü soru önergesini verirken cevabı sende olmalıdır. Çalışalım dedik. O çalışma esnasında bana çok ilginç bir şey söylemişti. Sevgili kardeşim, canımı yüreğimi yaktı benim. Dedi ki bu süreçte ben çok geldim gittim Yüce Divan'da savunduğum insanlar oldu. Milletvekillerini bilirim. Ama dedi gözlerimin içine bakarak konuşan
çok iyi insandan birisin. Bizim merhabamız öyle başladı. Ben de şunu söyledim. Ya bu Pekşen soy ismini ben bileceğim. Yabancı değil. Siz Trabzon'da, benim çocukluğum da Ganita'da geçti. Trabzon'da geçti. Ve abisi rahmetle, evet, saygıyla Muammer abiyle, Muammer başkanı da abisini de analım. Abisi bizde bir il yönetim kurulu üyeliği yaptı SHP-CHP döneminde. Kısa bir sürede yanlış hatırlamıyorsam, evet, il başkanlığı yaptı. Haluk namuslu, dürüst, yurtsever, haysiyetli bir adamdı. Ve iyi bir baba, iyi bir eşti, iyi bir dostu, iyi bir arkadaştı. Ve her şeye itiraz kültürünü kullanabilen, farklı yerlere kamerasını koyan bir adamdır. Ve ben daha sonraki sürecin içerisinde, siyasetin içerisinde partilerde ekipler vardır. Biz beraber, işte biz o zaman vekillik, beraber bizim ekipte siyaset yaptık. Bir kurultay, kongre sürecinde Tuncay, dün Sinan'la, Sinan Sönmez'le beraberdik, Baha Ünlü'yle 48 il kongresine gitmişiz beraber. Düşünebiliyor musun? Yani o zaman siyasetin içinde değil. 48 arabanın arkasında koltuklarda yatarak falan. Anılarımız çok. İçimizi yaktı gitti. Çok erken gitti. Çok iyi bir entelektüeldi. Evet. Çok iyi bir hukukçuydu. Bunun yanı sıra Türkiye'ye, evet, ve Türk hukukuna olmayan bu hukuka yol gösterendi. Balyoz davalarında onurlu insanları savundu. Onurlu insanlarla bu ilişkileri kurdu. Bunun buradan Ezgi'ye, Öykü'ye, benim aile dostumdu, kardeşimdi. Biz beraber tatil yapardık kızımla, çocuklarıyla beraber. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bu çok kadim bir şey. Ben gerçekten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederim. Partimin genel başkanı. Dün bir özel uçakla geldi ve törene katıldı. Ve tören bittikten sonra İstanbul'daki toplantılarına devam etmek için tekrar aynı uçakla İstanbul'a döndü. İşte bir partili olma, parti kültüründen gelme, katıksız olma ve samimi olma budur ki ben de muhalefet ettim. Sevgili kardeşim, rahmetle saygıyla anıyorum bütün ölmüşlerimi de. Haluk da parti içinde muhalefet etti ama parti genel başkanı olmanın ötesinde vicdan ve ahlak sahibi olmak bunu gösteriyor. Dün bir şey yaşadık. Bu çok güzel bir sözdür. Öyle gideceksin ki arkadaş, seni ananlar senden sonra burunlarının kemiği sızılayacak diye. Burunlarının kemiği sızılayacak. Şununla bitireyim. Rahmetli anam, evet, bu oldu. Programlarda veya televizyon programlarında çokça, benim anam okur yazar değildi ama şurada bir defterci durur. O söylediklerin hepsini not almışımdır Tuncay. Anamın söyledikleri benim böyle rehberimdir. Bu tür böyle zamansız ölümler olduğunda derdi ki uşağım, derdi. Ecel gelmi cihane, baş ağrısı bahane. Sonra da şunu eklerdi. Oğlum, tedbir takdiri değiştirir. Tedbir takdiri değiştirir. Maalesef ben hastanelerle ilgili ve şununla ilgili laf etmiyorum ama maalesef artık Türkiye'de çok değerli bir hekim arkadaşımız var şu an programda. Turan arkadaşım, kardeşim. Yani Türkiye'de artık hastalar müşteri olmuş bir vaziyette. Sadece otelcilik hizmetleri veriliyor. Biz çocukluğumuzda devlet hastanelerinde, Cumhuriyet'in hastanelerinde daha yakın ihtimamı, daha ilgiyi görüyorduk. Tabii ki ecel geldi cihane, Halime Hanım'ın söylediği gibi baş ağrısı bahane ama tedbir takdirleri de değiştiriyor. Onun için çok acı duyuyorum. Bugün sevgili kızımız, yavrumuz Ezgi, avukat Ezgi Pekşen, Ezgi, ki bundan da çok mutluyum. Ezgi biliyorsun hukukçu, babasının mesleğini devam ettirecek. Evet. Twitter'da açıklamaları, evet, açıklamaları vardı. Bu Haluk'u geri getirmeyecek ama Haluk bizim hep aramızda yaşayacak. Ailesinin arasında, dostluklarda, yüreklerimizde yaşayacak. Yeri doldurulamayacak bir kardeşi kaybettik. Bir yurtseveri kaybettik. Bir vatan, evet, sevdalısını kaybettik. Makamı cennet olsun. Nurlar, ışıklar içerisinde yatsın. Umut ederim. Evet, günün birinde birçok sevdiğimiz gibi onunla da kavuşuruz. Beren Şimşek, çok teşekkürler. Ufuk Söylemez, Sayın Söylemez, sizinle de yakın dostluğu vardı Haluk Pekşen'in. Haluk Pekşen, bir şey söyleyeyim, affedersin. Kısa süren milletvekilliği. Sayın Bakanım'la dün karşılaştık. Yani Sayın Bakanım'ın benden, benim de Sayın Bakanım'dan farkı yoktu. İkimiz de perişandık yani. Sayın Bakanım'ın da o
yani sesinin titreyerek bana ah Haluk dediğini dün vallahi Sayın Bakanım Ufuk Bey uçakta gelirken böyle o sesiniz kulağımda çınlandı. Ah Haluk'um diye. Haluk hepimizin ah Haluk oldu maalesef. Evet, onun altını çizeyim. Evet, gerçekten yürekleri maalesef dağladı. Çok zamansız bir kayıptı. Sayın Söylemez, tabii Haluk Pekşen yolsuzlukların da üzerine büyük bir titizlikle giden, cesaretle giden bir isimdi. Berhan Şimşek'in söylediği gibi siyasete girmeden önce de ülke sorunlarıyla mücadele eden, ülke sorunlarına çözüm arayan çok değerli bir isimdi. Balyoz ve Ergenekon davalarında, Balyoz davasında herkes masanın altında saklanırken Haluk Pekşen hukuk bürosuyla ortaya çıkıp birkaç değerli isimle birlikte elbette bu Balyoz davasının çökmesine neden olan delilleri ortaya çıkaran isimdi. Bir mücadele insanıydı Haluk Pekşen hakikaten. Türkiye için de büyük bir kayıp olarak görüyorum. Ufuk Söylemez, Sayın Bakan, siz neler söyleyeceksiniz Haluk abiyle ilgili, buyurun. Evet, Haluk Pekşen'in vefatından sonra gelen mesajlar arasında bir tanesi dedi ki kaleden bir kilit taşı düştü. Hakikaten Cumhuriyet Kalesi'nden bir kilit taşını kaybettik. Berhan Şimşek çok güzel ifade etti. Değerli vekilimiz o sanatçı duyarlılığıyla da aslında birleştirerek anlatmaya kelimeler yetmez. Eşi de zaten verdiği gazete ilanında seni anlatmaya kelimeler yetmez demişti. Her ölüm erken ölümdür sevenleri için Tuncay Bey. Ama Haluk Pekşen'in vefatı evet, gerçekten erken oldu hepimiz için. Yani ölümün adı kalleş zaten. Ölüm adın kalleş olsun diyeceğiz ama Haluk Pekşen müstesna bir insandı. Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekiliydi. Dün CHP'lilerin teşkilatlarıyla genel başkandan başlayarak Sayın Berhan Bey'in arz ettiği gibi çok geniş katılımı da beni mütehassı etti. Biz Doğru Yol kökenliyiz. Demokratik merkezde siyaset yaptık ve halen de Sayın Cindoruk'la Milli Merkez ismi partiler üstü bir sağ sol demeden Atatürk'le Birleştik şiarıyla bir düşünce grubunun, özgür ağırlığı olan bir grubun içinde ve yönetimindeyiz. Geldi bizimle temas kurdu Sayın Pekşen. Ben daha önce avukatlığından, hukukçuluğundan zaten çok bilirim, çok sayar severim kendisini. Dedi ki Sayın Bakan, bakın siz de demokratik merkezli insansınız. Biz de demokratik kuvayi milliye anlayışı içinde bu grupların bir araya gelmesi lazım. Yani sadece bu işi partilere, millet masasına değil de daha geniş bir paydaya yayalım ve kenarda durmadan bir şeyler yapalım. Şimdi bir YouTube kanalı kurdu Nokta TV isimli. Yani bütün büyük yükünü maddi evet, manevi kendi çekerek kurdu. Tamamen karşılıksız insanları ziyaret etti. Çırpındı. Tam bir idealist Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısıydı. Bu katıksız. Zaten bizim ortak noktamız evet, da buydu. Parti, grup, şahıs, ticaret bunlar bizim işimiz olmaz. Onun da parayla pulla hiç ilişkisi yoktu. Bir şey almaya değil bir şey vermeye gelmiş bir insandı siyasete. Ben dün cenaze törenine birkaç beyefendi yanıma geldi. Beni tanıdılar. Dediler ki Sayın Bakan ben Balyoz davasında yargılanan albay bilmem kim. Öbürü dedi ki ben Balyoz davasından bilmem albay bilmem kim. Şahsen tanışmasak bile dediler. Son görevimizi yapmaya geldik Sayın Pekşen'e. Çünkü dediler o yaptıklarını, o fedakarlığını, o hukuk savaşını az önce siz arz ettiniz çok güzel. Herkes saklanacak delik ararken o günlerde FETÖ'nün şerrinden o yiğit bir şekilde bizi savundu. Biz de ona son görevimizi yapmaya geldik. Hiç tanışmadığımız halde dedi. Binlerce, yüzlerce kişi vardı cenazesinde. Ben sizin sorunuza geleceğim. Aslında size de bir teşekkür borçluyuz. Size ve tabii sizin vasıtanızda Tele1'e. Böyle bir değerli ismi hep ülkenin gündemine taşıyan programlarla hep davet ederek zaman zaman benimle, zaman zaman Berhan Bey ve Turan Bey'in de olduğu programlarda ülkenin aydınlanmasına, o liderlik vasfına, o birikiminden yararlanmasına ışık tuttunuz. Ben de size ve Tele1'e o konuda müteşekkirim. Bu unutulmaz bir vefadır sizinki. Şu anda programınızı böyle başlatmanızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Hatırlayın, sizin de bulunduğunuz 2017'de CHP'nin düzenlediği Adalet Kurultayı'na, ki biz Cumhuriyet Halk Partili değiliz ama demokrasi ve cumhuriyet değerlerini savunan, Atatürk'le birleşen insanlarız. Beni ve Sayın Cindoruk'u davet etti. Çok ilginç. Sayın Cindoruk beni davet etti. Konuşma yapar mısınız diye. Sayın Cindoruk tabii evet, haklı olarak sağlık nedenlerini öne sürerek öyle bir seyahat yerine benim gitmemi arzu etti. Ben geldim ve geldiğimde bak siz de oradaydınız hatırlarsanız.
Tuncay Molla Veysol gibi bir gazeteci, saygın bir gazeteci. Çiğdem Toker, daha birkaç Serpil Hanım da vardı galiba Milliyet'ten değil mi? O zaman Milliyet'te miydi? Yani 3-4 tane değerli bu yolsuzluklar kozu yazan. Evet. Ve orada onun başkanlığında yaptığımız Adalet Kurultayı'nda gündeme getirdiğimiz konular Türkiye'nin gündemine bugün de oturdu ve ne kadar canlı olduğunu. Biz onunla şuna karar verdik. Her konferansımızda, her televizyon programımızda bu konuyu gündemde tutalım diye birbirimize söz vermiştik. Onun anısına onu bir daha söylüyorum. Yolsuzluk mahkemeleri kurulmalıdır. Bir pişmanlık, bir itiraf yasası çıkarılmalıdır. Ve buna ilaveten bir tanık koruma programı kurulmalıdır. Sizin de bunları yazdınız daha sonra köşenizde, sağ olun. Diğer gazeteci arkadaşlarını gündeme getirdi. Sözcü gazetesi bunu haber yaptı. Ve Türkiye'nin gündemine yolsuzluk mahkemeleri kurulsun, pişmanlık ve itiraf yasası çıkarılsın. Hukuk içinde tabii, hukuk adamı olduğu için Haluk Bekşen hukukun dışına çıkamayız. Bunu gündeme getirdi. Bugün de bu bayrak yanıyor. Bugün memnuniyetle görüyorum ki muhalefet partileri, değerli sözcüler, bağımsız aydınlar, değerli yazarlar, gazeteciler bunu savunuyor. Bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Evet. Bir son anımı da anlatayım isterseniz, öyle kapatayım. 13 Ağustos günü Bodrum'da beni yemeğe davet etti. Bir grup dostla yemek yiyeceğiz Sayın Bakanım dedi. Sayın Rahmi Turan da vardı. Birkaç dostumuz daha vardı dedi. Beraber ailece yemek yiyelim filan. Ben yalnız gittim. Orada da 4-5 tane dostumuzla beraber, kendi yine çok balık severdi. Yani balık tabii Trabzonlu olduğu için ona zaten başka bir şey de yakışmaz yani. Balık bize balık yaptı. Güzel yedik. Siyaset konuştuk. Demokrasi meselesini konuştuk. Rahmi Turan bunlara tanıktır. Hatta dün yazısında da değinmiş. Ona da çok teşekkür ederim vefalı yazısından ötürü. Çok mütehassıs olduk. Seçimlerde ne yapabiliriz? Demokratik Kuvayi Milliye'nin faydasını nasıl genişletebiliriz? Yani orada yemeğin 4-3'ü bu konuyla geçti. Harika bir akşam yemeği yedik. Vedalaştık. Ben bilemezdim onun son yemeğimiz olduğunu. Ben Ankara'ya döndüm 14'ün ertesi gün. 15'inde maalesef yine bir balık ve maalesef bir hatalar zincirimi ihmal. Yani bir kötü niyet olduğunu düşünmüyoruz tabii. Yani bütün doktorlar onu seviyor. Hemşehriler ona siyaset soruyor. O kimse konduramıyor ona böyle. Canlı kanlı, sağlıklı bir insandı. İyi niyetli bir insandı. Fakat bir endoskopi yapılmaması. Bilmiyorum, ben doktor değilim. Yani kimseye de itham altında bırakmak istemem ama kızının bugün açıklamaları çok anlamlı. Geciken bir şey. Yani bu bir ihmal ya da kasıt yok ama belki bir yetersiz teşhis mi var? Bir endoskopi düşünmedi. Hep kalbin üzerine gidilmiş. Halbuki kalbe o şeyi veren maalesef yemek borusundaki o yırtıkmış. Nadir rastlanan bir şey. Sayın Berraj bir şey dedi, doğru. Ama bu önlenebilir bir şeydi diye düşünüyorum. Çok değerli bir şey, insanımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Başta Yeşil Hukiye Hanım, kardeşleri Fahrettin, Faruk, çok üzgün bir ailesi var. Hepsinin acısını paylaşıyoruz. Kızlarına, babalarının izinden gitmeleri, onun demokrasi ve cumhuriyete bağlı ailenin izine sürdürmelerini tavsiye ediyoruz. Bu acıyla yaşamak kolay değil ama dediğim gibi onun ideallerini, cumhuriyete, demokrasiye bağlılığını bizlerin sürdürmesi belki onun ruhunu bir mutlu edecektir diye düşünüyorum. Ne diyeceğim? Son lafım, ölüm adın kalleş olsun diyorum. Sağ olun Sayın Söylemez. Sayın Turan Çömez, tabii Sayın Bakan da biraz değindi. Haluk Pekşen'in vefatıyla ilgili o ilk rahatsızlandığı andan itibaren kızları Ezgi, Öykü, ailesi, benim de tanık olduğum bir durum. Ben de çünkü yakından takip ettim o süreci. Bodrum'daki ilk müdahalede vücudundaki enfeksiyonun sebebi bir türlü bulunamadı. Ve teşhis konulamadı. O teşhis çok geç konulunca da artık iş işten geçmişti. Haluk abi Ankara'daki hastaneye kaldırıldığında artık konuşamaz vaziyetteydi. Durumunun farkındaydı ve doktora el yazısıyla konuşamadığı için yolun sonu mu, finale mi geldik diye yazmıştı. O da farkındaydı ne kadar ağırlaştığının. Dolayısıyla ailesi de, benim de tanık olduğum bir süreç olarak söylüyorum, İlk müdahalenin yetersiz olduğunu, yanlış teşhis olduğunu ve bu sürecin geciktiğini ve Haluk Pekşen'in de ölümüne neden olduğunu ifade ediyorlar. Hastanede bugün bir açıklama yaptı. Bu konuyu derinlemesine araştırıyoruz, inceliyoruz diye üzüntülerini bildirdiler. Elbette öyledirler, mutlaka. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bir hekim olarak? Hem ben sizleri aynı programda da ağırlamıştım, misafir etmiştim. Sonrasında yemek yemiştik, konuşmuştuk. Sayın Çömez, siz Haluk Pekşen'le ilgili neler söyleyeceksiniz?
Gerçi biz siyasetin farklı yelpazelerindeydik ama o kadar çok ortak yönümüz vardı ki Haluk Bey'le. O kadar çok ortak paydamız vardı ki. O bakımdan siyasi yelpazenin farklılığı bize hiçbir şey değiştirdi. Dosttu kendisi, gerçekten yurtseverdi. İyi bir hukukçu, cesur, renkliydi. Hiçbir konuya duyarsız kalmadı yıllardır. Çok kararlı bir karakter. En son biliyorsunuz Bodrum'da hep birlikte olduğu bir süredir. O programdan sonra da uzun uzun sohbet etti kendisiyle. Sen Londra'da sürgündeyken biz burada Ergenekon mücadelesi verdik. Biz de cephedeydik dedi. Çok kıymetliydi bu söylediği. Evet. Gerçekten şu anda konuşmakta da zorlanıyorum. Çok özel bir insandı. Fakat bu süreçle ilgili benim Haluk Bey'le ilgili çok özel bir anım var. Hastanede bu olay başına geldiğinde çocuklarına ilk söylediği şey Turan Bey'i arayın. Yani evet Haluk abi, Turan Bey'i arayın, evet, sorun Turan Bey'i diyor. Arayın. Turan Bey'i ondan arayın sonrasını duyamadık. Boğazım da düğümlendi. Notlarını istedim hastaneden. Hastanede kalp zarında iltihap olduğu söylenmiş. Ben uzman değilim. Hemen bir kalp profesörü buldum Londra'dan. Kardiyoloji profesörü bir Türk. Hemen irtibatlandırdım. Kalp zarı içerisinde bir sıvı birikimi olduğu, bunun muhtelif sebeplerinin olduğu söylendi. COVID üzerine gidilsin, enfeksiyon var. Bunun üzerine gidilsin diye konuştuk. Bir süre sonra yoğun bakımda yavaş yavaş toparladığını söyledi çocukları. Ben de çok sevindim aslında. Fakat çok dramatik bir tablo. Maalesef yemek borusu yırtığından ortaya çıkan bir enfeksiyondan bahsediliyor. Çok ağır bir tablodur. Erken tanı konsa kurtulur muydu? Evet, kurtulurdu. Yani bir cerrah olarak söylüyorum. Erken tanı kesinlikle onu hayata bağlayabilirdi. Fakat çok maalesef enfeksiyon ilerlemiş, kalbin etrafındaki mediasten dediğimiz bölgede de bu enfeksiyon ilerleyince çok ağır bir tablodur. Çok direndi açıkçası, çok mücadele etti ama maalesef enfeksiyona yenildi. Tabii burada tıbbi şeyler araştırılacaktır, mutlaka gerekli tetkikler yapılacaktır. Kimseyi suçlamak değil burada görevimiz. Mutlaka hekim arkadaşlarımız da üzülmüşlerdir ama yani çok çok talihsizlikler arka arkaya geldi. Çok yürekli bir insandı. O gece sabaha kadar konuştuk Bodrum'da. Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var, hukuka ihtiyacı var, insan haklarına, özgürlüğe ihtiyacı var. Türkiye'nin toparlanmaya ihtiyacı var dedi. Ve biz siyasete farklı pencereden bakan, farklı yelpazeden bakan ama o kadar çok ortak paydası olan iki kişiydik ki saatlerce konuştuk. Türkiye için hayalleri vardı onun da, hepimiz gibi. Umudu vardı, geleceğe dair planları vardı, arzuları vardı. Çok cesur bir isimdi, çok yürekliydi. Yine altını çizmek istiyorum. Ben Londra'da 12 yıllık sürgün hayatında inanılmaz travmalar yaşarken o da Silivri zindanlarının önünde mücadele veriyordu. Yiğit bir adamdı, yurtsever bir adamdı ve arkasından bu kadar farklı kesimlerden gelen insanların böylesine olumlu şeyler söylüyor olabilmesi ve hepimizin kalbinde bu kadar derin ve güçlü izler bırakabilmiş olması onun için çok kıymetli bir anıdır. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun, iyi bir insandı, yurtsever bir insandı ve bütün Türkiye kendisini saygıyla, rahmetle, minnetle anacaktır. Evet Sayın Çömez, çok teşekkür ediyoruz size de değerlendirmeleriniz için. Sevgili seyirciler, Haluk Pekşen'in yeri doldurulamayacak bir insandı hakikaten. Biz de anında manşeti onu anarak açmak istedik, başlamak istedik. Bundan sonraki bölümde yine Türkiye'nin sıcak gündemine döneceğiz. Haluk Pekşen'in de yakından takipçisi olduğu konuları konuşacağız, mücadele ettiği konuları konuşacağız. Haluk Pekşen hep anlatmak isterdi, projelerini anlatmak isterdi, Türkiye'nin geleceğine dair söz söylemek isterdi. Hep anlatacağım derdi. Biz de olabildiği kadar programımızda kendisine yer veriyorduk. Düşüncelerinden yararlanıyorduk. Yarım kaldı her şey. Gerçekten Haluk Pekşen'i sevenler kendi hayatlarında çok büyük bir boşlukla baş başa kaldılar. Öylesine bütün dostlarına nüfuz eden ve onlara destek olmaya çalışan bir insandı. Türkiye'nin dertlerini
dert edilmiş, çok değerli bir yurtseverdi. Gerçekten acımız çok taze ve çok büyük. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Burada bir VTR'yi tekrar izleyelim ve programımıza devam edelim sonrasında.